Herkese merhabalar. 7'den 8 e hazırlık programımızda madde ve endüstri konumuzla beraberiz. 8. sınıfta göreceğimiz periyodik sistem, fiziksel kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler ve asit bazlar konularımızın öncesinde ne yapmamız gerekiyor? 6 ve 7'de gördüğümüz konu başkanı bir tekrar etmemiz gerekiyor. Bunları yapacağız bugün dersimizde ama sana çok güzel bir sürprizim var Tonguç Evlan Bey'im. 7'den 8'e hazırlık setimizde zaten beraber gidiyor programımız. Dolayısıyla bu setin mutlaka zaten edinmişsindir ve bununla beraber sana 1 GB internet hediye ediyoruz. Ücretsiz bir şekilde hemen sana nasıl aktive edeceğini göstermek istiyorum. 7'den 8'e hazırlık setimizi alıyorsun. Böyle açıyorsun. İçinden işte hazırlık programımız var. Aynı zamanda yeni nesil matematik kitabımız var. Ve 7'den 8'e hazırlık kitabımız var. Bu kitaplardan herhangi bir tanesinin arkasında mutlaka hepsinin arkasında bir aktivasyon kodu var. Aktivasyon kodu da buradaki aktivasyon etiketiyle hemen bunu böyle kazıdığın zaman tırnağınla, bozuk parayla nazikçe kazıdığın zaman aslında buradan bir kod çıkıyor. İşte bu kodu alıyorsun Tonguç evladım benim. Bunu tat uygulamamızı hatta şöyle göstereyim sana. tat uygulamamızı açıyorsun. Ee, buradan hemen tat uygulamamızı açıyorsun. tat uygulamamızı açtıktan sonra kütüphane kısmından hemen bu kodu da görüyorsun ya. Bu kitap aktivasyonu butonuna basıyorsun. Bu kodu kitap aktivasyonu butonunun olduğu yere yazıyorsun. Hemen açıyoruz, yazıyoruz. D, K, ondan sonra G, sonrasında 4, sonrasında T4, N4'müş. Hemen bakalım. T, 4, N, 4. Bunu yazdıktan sonra aktivite basıyoruz. Aktivite bastıktan sonra 7'den 8 e hazırlık kitabımızı aktive et diyor. Altta activate et butonu var aktif et butonuna bastığımız zaman kitabımız aktive edildi ve bu şekilde aslında 1 GB internet içinde sana bir kod gönderiliyor e-postana. Bu kod gönderildikten sonra ne yapıyor? Aslında bu kodla beraber sen kitabını aktive edebilirsin. Hemen ben de hemen kodumu açıyorum. Şimdi bakalım. Kodum gelmiş mi benim? E, kitabımızın arkasındaki kodu aktive ettiğimiz zaman hemen e, bana aslında e-postayla kod geliyor ve bu kodu geldikten sonra ne yapıyorum ben? Evet, mailim geldi. Mailimi hemen buradan bakalım seninle beraber tonu benim doğru kaynaktan bir mail geliyor. Mailimde de böyle bir kod geldi bana. Hediye kodum diyor. Şimdi ben bu hediye kodunu alacağım. Sonrasında e, hemen bir e, mesaj yollayacağım. Hemen Şöyle gösterelim bakalım. Mesajlarıma girdim. Mesajlarıma girip hemen buradan mesajlarıma girdikten sonra 66 ona 66 ona ben bu hediye kodumu göndereceğim. Buradan tak diye gönderdiğim zaman 66 ona hediye kodumu diyecek ki bana tamam artık hadi bakalım. Eee sen artık e, interneti kazanacaksın. Belli bir süre bekleyebilirsin. Ama diyor ki artık tebrikler. Tonguç Akademi ile kazandığınız internet e, hakkının başarılı bir şekilde tanımlandı diyor. Yüklemek için linke tıkla diyor. Linke tıkladığım zaman hemen karşımıza 1 GB hediyem var diyor. Teşekkür ederiz. Hemen tıklamak daha mantıklı çünkü... ...daha sonra tıklarsanız... ...bir aplikasyon indirmeniz gerekiyor, uygulamanız... Ona yüklemeniz gerekiyor ve benzeri... ...hemen tıklarsanız o anda kullanabilirsiniz... ...internetinizi. E, i̇sterseniz... SMS göndermeyi sonra yaparsınız, sonra yüklersiniz interneti. İstediğiniz zaman ayarlayabilirsiniz ama SMS e gönderdikten sonra artık yükleniyor internetiniz. Hemen tıkladım ben. Tebrikler, talebini aldık. SMS ile bilgilendireceksin. Yani bize bir ondan sonra SMS geliyor ve sana hattına 1 GB tanımlandığı şeklinde tanımlama yapılıyor diyoruz. Hadi bakalım o zaman şimdi dersimize geçmeden önce bu güzel duyurumuzda yapmış olduk. Herkese 1 GB internet var eğer bu setlik bu setli içerisindeki herhangi bir kitabı aktive ederseniz hadi bakalım o zaman. Şimdi öncesinde bir ödevlerimize bakalım. Ödevlerimizde ne vardı? 7'den 8'e FEN'de test 1 ve 5'i arasını çözmemiz gerekiyor. Madde ve endüstri e, konumuzdaki hemen göstermek istiyorum burada. 7'den 8'e FEN'deki e, burada hangi konuluyor? Madde ve endüstri konumuza. Başlamadan önce iletken yalıtkan maddeler burada test 1 sayfa 172'de ve Test 5'e kadar yap yapmanızı istiyorum. Ee, sayfa 181'e kadar yapmanızı istiyorum. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Bir kere elektrik iletkenliklerine göre maddeleri biz iletken ve yalıtkan olmak üzere iki gruba ayırıyorduk. Mesela burada birinci test devresine bakalım. Bakır çubuğumuz var. Burada limonun içerisine batırdığımız çubuklar var. Limon aslında böyle bir pil gibi davranıyor burada. Bir enerji veren pil gibi davranıyor. Peki burada bakır çubuğumuz, burada ampulümüz var. Şimdi bu birinci test devresine bakıyoruz. Bir de ikinci test devresine bakalım. Burada plastik pipetimiz var. Burada dikkat edelim yine limonumuz var. Ve burada limonun içine batırmışız yine bir enerji elde ediyoruz. Peki sence soldakinde mi sağdakinde mi ampul yanar? Soldakinde yanar. Harikasın. Ampul burada yanar. Ampul burada yanar. Burada ise yanmaz. Neden ampul yanar yanmaz dedim. Çünkü evladım benim burada dikkat ettiysen bakır çubuk iletken bir madde olduğu için ampul yanabiliyor. Burada ise bakır çubuk değil de plastik pipet yani yalıtkan bir madde kullanılmış. Dolayısıyla ampul Burada yanarken burada ampulümüz yanmıyor çünkü yalıtkan bir madde kullandığımız için. Peki bu yalıtkan iletken maddeler neler? Mesela örnek verebilir misin bana? Mesela yalıtkan maddeler deyince aklına ne geliyor. Plastik ve tahta hocam. Harikasın. Gerçekten plastik, tahta yalıtkan maddelerin en güzel örnekleridir. Peki iletken madde deyince aklına geliyor? Metaller hocam. Harikasın. Metaller de özellikle demir, bakır, işte gümüş Platin bunların hepsi de elektriği çok iyi iletirler. Dolayısıyla bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Metaller elektriği iyi iletirler diyoruz. Evet. Şimdi katı iletken maddeler ve katı yalıtkan maddelerden birkaç tanesini örnek olarak verelim. Şimdi bir tane zilimiz var. Burada bir pilimiz var. Güç kaynağımız var. Ve hangi katı maddeler zilin çalmasını sağlar diye bize sormuş. Şimdi bakalım. Kurşun kalem ucu. Kurşun kalem ucundan basıyoruz. Yani siyah kısmından basıyoruz. İşte orası grafit denilen özel bir maddedir. Ve kurşun kalem ucu çok iyi bir iletkendir. Dolayısıyla burada eğer kurşun kalem ucu yerleşirse X, Y arasına o zaman ne olur? Buradaki zil Zil çalar. Harikasın. Zil çalacağını bileceğiz. Zil çalar diyoruz. Peki plastik cetvel yerleştirirsek? Çalmaz. Harikasın. Burada ise çalmayacak. Çünkü plastik cetvel nedir? Yalıtkan bir katı maddedir. Cam çubuğu yerleştirirsek bu da yalıtkandır. Burada da zil çalmaz. Silgiyi yerleştirirsek zaten plastiğimsi böyle birazcık daha e, hani yalıtkan bir madde diye düşünebilirsiniz plastiği. Peki metal ataşa bakarsak metal zaten adı üstünde ya. Metal ne olsun? Metal dersek de tabii ki elektriği iletecek ve zil çalacak. Demir vida. Çalar değil. hocam. Harikasın. O da zil çaldırır. Çünkü demir olduğundan, metal olduğundan diyoruz. O zaman hemen hızlı bir şekilde hatırladık. Letken maddelerin ne olduğunu çok net bir şekilde hatırladık. Ve sonuç olarak hangisinin zili çaldıracağından iletken ve yalıtkanlık durumunu da hatırlamış olduk. Peki geldik sıvılarına. Hangi sıvı maddeler ampulün yanmasını sağlar sağlamaz. Şimdi dikkat edelim. Sıvı iletken maddeler bir de sıvı yalıtkan maddeler var. Şimdi burada X sıvımız var. Burada Y sıvımız var. Pirimiz, ampulümüz, pirimiz, ampulümüz. Ve elektrik... E, akımını ileten tellerimiz ve burada da çubuklarımız var. Dikkat edelim. Bu sıvının içerisinden geçebilirse ampul yanar. Bu sıvının içinden geçmezse ampul yanmaz. İşte aslında ampulün yanıp yanmaması tamamen sıvının iletkenliğine bağlı. Mesela burada X sıvısı ampulü yaktığına göre X sıvısı iletken bir sıvıdır diyebiliriz. X sıvısı için iletken bir sıvı. Y sıvısı için de yalıtkan bir sıvıdır diyebiliriz. Peki ne örnek verebiliriz bunlara? İletken sıvılara örnek olarak. Hemen hatırlayalım. Tuzlu su mesela. iletken sıvılara örnek olarak verilebilir. Başka ne olabilir mesela şekerli su? Olmaz hocam. Harika. Şekerli su olmaz. Şekerli su yalıtkan sıvılara örnek olarak verilebilir. Harikasın. Şekerli su da yalıtkan sıvı. Peki başka ne olabilir? Mesela iletken sıvılara örnek olarak sirkeli su da verilebilir. Çünkü içinde asit özelliği gösteren sirke vardır ve aynı zamanda Çeşme suyu da çeşme suyu da normal musluktan akan çeşme suyu da aslında iletken bir sıvıdır diyebiliriz. Peki yalıtkan sıvılara bir örnek daha var o da çok önemli saf su. Yani içinde hiçbir mineral veya çeşme suyu gibi hiçbir ekstra madde yok. Dolayısıyla saf su yalıtkan bir maddedir yalıtkan bir sıvıdır diyebiliriz. Şimdi geldik atomun yapısına artık yedinci sınıfa hoş geldin diyorum. Gerçekten yedinci sınıfta öğrendiğimiz konu başlıklarına geçiyoruz artık. Altıncı sınıfı tekrar ettik. Şimdi yedinci sınıfta öğreneceğimiz atom aslında periyodik tablonun temelini oluşturuyor. Mesela burada atomun yapısını çizdeseler işte bu şekilde bir çizeriz. Hatta ben böyle birazcık daha havalı olsun diye şöyle çiziyorum. Şöyle bir topçuk çiziyorum. Sonra etrafına böyle böyle sanki her tarafından dolaşan... ...yörüngeler çiziyorum. İşte bunlar elektronların dolaştığı yörüngeler. Tabii bu üç boyutlu bir çizim. Bu birazcık daha iki boyutta bu şekilde gösterilebilir. Şimdi atomun yapısını oluşturan taneciklere bakarsak... ...üç adet taneciğimiz var. Proton, nötron ve elektron. Şimdi protonun hemen yanına böyle bir artı yazalım. Nötronun yanına sıfır yazalım. Elektronun yanına da eksi yazalım. Neden böyle bir şey yazdım? Çünkü proton deyince aklımıza... Artı, pozitif gelecek. Pozitif dediğimiz şey aslında artı demek, artı yüklü demek. Dolayısıyla proton artı yüklü bir tanecik. Atomun neresinde? Atomun şöyle, o ilk çizdiğimiz hani yuvarlak ortadaki kısım var ya, atomun çekirdeğidir ve protonlar atomun çekirdeğinin içerisindedir. Dolayısıyla buradaki artı yüklü protonlar bizim için buradaki artı yüklü protonlar çekirdektedir. Aynı zamanda çekirdeğin içinde bir başka şey daha vardır. O da yüksüz olan nötronlardır. Dolayısıyla artı veya eksi yüklü olmayan yüksüz olan nötronlar da yine çekirdektedir. Şimdi proton ve nötron çekirdekte. Peki etrafta neler var? Ee, elektron var. Harikasın. İşte elektronlar da etrafta zaten bak dikkat et. Pozitif e, proton artı yüklü elektron eksi yüklü. Eksi yüklü aklına gitebilsin. Dolayısıyla Elektron deyince hemen eksi yüklü aklımıza gelecek ve eksi yüklülerde atomun katmanlarında, yörüngelerinde dolaşırlar diyebiliriz. Peki hemen geldik bu katmanlar yani elektronların dolaştığı yapılara ve elektronların nasıl katmanlarda dizildiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir kere en önemlilerinden bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi mutlaka mutlaka Elektronların katmanlara hangi dizilimle dizildiğini bilmemiz gerekiyor. Mesela bu azot atomudur. Azot atomunun atom numarası 7'dir. Atom numarası 7 olan bir azot atomunun bak sol altına 7 yazıyoruz ve azot atomunun atom numarası aslında bize içinde kaç tane proton olduğunu gösteriyor. Yani atom numarası dediğimiz aslında Proton sayısı demek yani atomun kimliği demek. En önemli e, o zaman bizim için bir atomun içerisindeki atom numarasıdır. Atomun kimliğini oluşturur ve proton sayısıyla aynıdır. İşte normal atomlarda yani nötr atomlarda mutlaka mutlaka proton sayısıyla elektron sayısı aynı oluyor. Dolayısıyla 7 tane protonu varsa yani atom numarası 7 ise 7 tane de elektron oluyor. 7 tane elektron olan bir atomun da elektronları bu şekilde diziliyor. Bak birinci katmanda iki tane var. İkinci katmanda bir, iki, üç, dört, beş tane var. Dolayısıyla bu da şöyle gösteriliyor. N yazıyoruz. N yazdıktan sonra buraya yedi yazıyoruz atom numarası yazan yere. Sonrasında, sonrasında ne yapıyoruz? Bir tane halka çiziyoruz. Ve burada iki tane diyoruz ilk halkada. Sonra ikinci halkayı çiziyoruz. Sonra burada da beş tane olduğu için Beş tane elektron olduğu için beş yazıyoruz. Bak iki ve beş. Yani birinci katmanda iki elektron, ikinci katmanda beş elektron. İşte bu azot atomunun aslında katmanlarının üzerindeki elektronların gösterimi. Mesela helyuma bakalım seninle beraber. Helyum yazıyoruz ve atom numarasını buraya yazdıktan sonra bir tane katmanı var zaten ve onda da iki tane elektronu var diyebiliriz. Peki neona bakalım. Neonda, neonda Burada 10 atom numarası var. Hemen ne yapıyoruz? İlk katmanda 2 tane vardı. İkinci katmanda ise dikkat edelim 8 tane var. O zaman buraya da 8 yazarsam 2 artı 8 10. Hmm, harikasın. Zaten burada 2. Burada 2 artı 5 7. İşte mesela helyum bu şekilde katmanlarının yapısı. Neonun bu şekilde katmanlarının yapısı. Peki. Mesela burada senle beraber farklı farklı atomlarımız var. Dikkat edin. Yeşil. Yeşilde sadece birinci katmanda iki tane atom var. O zaman bu nedir? Helyumdur. O zaman hemen e, yeşilin altına helyum yazabiliriz. Peki maviye bakalım. 2 ve 5. 2 ve 5 olduğuna göre ve iki katman olduğuna göre hemen bunu da azot diyebiliriz. Peki kırmızıya bakalım. 2 ve 8 yani neon. Dolayısıyla Burası da neondur diyebiliriz. Bunları da eşleştirmiş olduk. Bir, iki, üçüncü katmalar. Peki nasıl ilerler? Daha da ilerledikçe şöyle gider. 2, 8 ve 8 şeklinde gider. Elektronların katmanlarda dizilimi unutmayalım. Şimdi saf maddeleri sınıflandıralım bakalım. Saf maddeleri sınıflandırırsak şöyle diyoruz. Diyoruz ki saf maddeler iki ayrıdır. Elementler ve birleşiklerdir. Element dediğimiz farklı türlerde olabiliyor. Birincisi atomik yapılı elementler, diğeri de moleküler yapılı elementler. Elementleri atomik yapılı olarak, atomik yapılı elementler ve aynı zamanda moleküler yapılı elementler olarak e, moleküler yapılı element olarak ikiye ayırıyoruz. Peki ne farkı var? Atomik yapıda her atom kendi başına ama dikkat edin, moleküler yapıda elementlerde burada ise atomlar moleküller oluşturmuşlar. Ama elementlerin temel özelliği nedir? Bak, bu iki resme baktığımız zaman ne görüyoruz aslında? Bu resimlerden farklı olarak elementlerin temel özellikleri tek cins atomdan oluşmuştur. Bak dikkat, edin, bu sadece kırmızı atomlardan oluşmuş, bu ise sadece mavi atomlardan oluşmuş. O ise tek cins atomlardan oluştuysa. Bu bizim için bir elementtir. Ama farklı cins atomlar birleşerek bak birleşik birleşerek farklı bir maddeyi oluşturuyorlarsa bunlar da birleşiklerdir diyoruz. Birleşikleri de ikiye ayırıyoruz. Yine aynı buradaki gibi burada molekül yapılı birleşikler molekül yapılı birleşikler bir de bir de molekül yapılı olmayan molekül yapılı olmayan, molekül yapılı olmayan birleşikler diye ikiye ayırıyoruz. Tabi bunlara iyonik birleşikler de diyebiliriz. Sonra da öğreneceğiz bunları. Peki burada şunu unutmayalım. Atomik yapılı, moleküler yapılı element olunca tek cins atomlar var. Tek cins atom bak dikkat et. İkisi de aynı mavi, ikisi de aynı mavi. Hepsi mavi, hepsi kırmızı. Ama buraya bakalım. Birleşiklerde kırmızı mavi birleşmiş. Bir kırmızı iki mavi. Bir kırmızı iki mavi. Bunların özel formülleri de var. Bu formüller diyor ki bir kırmızı ile iki mavi birleşir. Bir kırmızı ile üç mavi birleşemez. Bir kırmızı ile iki mavi birleşir diyor formül bize. Bu moleküler yapılı. Her birisi kendi moleküllerini oluşturmuş. Ama burada ise molekül yapılı değil. Dikkat eder Hepsi bir bütün gibi. Yani hepsi birbirlerine bağlı gibi duruyor diyebiliriz birleşiklerde. Şimdi atomların oluşturduğu atom kümeleri yani moleküllerin ne olduğuna bakalım. Şimdi ne demiştik? Element molekülü var, bileşik molekülü var. Element molekülü deyince aklına ne gelecek. Aynı cins hocam. Harikasın. Aynı cins atom deyince element molekülü. Bileşik molekülü de işte farklı cins atomlar birleşerek oluşturuyoruz. Bakalım dikkat edelim. Şimdi buradaki modele baktığımız zaman kaç tane atom içeriyor? Üç. Harikasın. Üç tane kırmızı topçuk içeriyor. Süper. Kaç çeşit atom içeriyor? Bir hocam harikasın sadece kırmızı var başka bir çeşit yok peki element molekül mü bileşik molekül mü dikkat edelim element aynı cins bileşikse farklı cins atomlar oldan oluşuyor. Dolayısıyla bir çeşitse element molekülü diyebiliriz. Hemen geldik. Kaç tane atom içerir? Dikkat edin. Bak üç tane top var. Dolayısıyla üç tane atom içerir. Peki kaç çeşit atom var? Kırmızı ve mavi var. Dolayısıyla iki çeşit atomumuz var. Tabii ki iki farklı çeşit bir araya geldiğinden dolayı birleşik molekülüdür diyebiliriz. Buraya bakalım hemen seninle beraber. Burada dört tane mavi bir kırmızı ile birleşmiş. Dolayısıyla burada ...beş tane atomumuz var. Dört mavi bir kırmızı. Peki... ...kaç çeşit atom içeriyor? Dikkat edelim. Bir ve iki mavi ve... ...kırmızıdan başka yok. Dolayısıyla iki çeşit... ...ve farklı çeşitler olduğu için... ...tabii ki birleşik moleküldür diyebiliriz. Buraya bakalım. İki tane e, top var burada. Dolayısıyla iki tane atom içeriyor. Kaç çeşit atom içeriyor? Bir çeşit atom içeriyor. Çünkü... ...tek cins var. Sadece mavi var. Ve bu da element moleküldür diyebiliriz. Çünkü tek cins atomumuz var. Şimdi geldik element ve sembollerine. Şimdi bazı elementler çok önemli. Özellikle ilk 18 element çok önemli ve hayatımızın merkezinde bulunuyor bunlar. Hatta bazı elementleri de göreceğiz. Diğer elementler onlar da çok önemli. Bunlara da bakacağız. Şimdi bakalım diyelim ki hidrojen elementinden başlayalım. Hidrojen elementinin sembolü H'dir. İlk 18 elementte başlıyoruz. Kullanım alanlarına baktığımız zaman yakıt enerji kaynağı olarak kullanılır. Zaten suyun ana yapı taşıdır. Yani H2O su molekülünde dikkat edelim H hidrojendir. Her yerde hidrojen vardır. İnsan vücudunda hidrojen vardır. Besinlerde hidrojen vardır. Hidrojen hayatımızın birçok yerinde zaten suyun yapısında da olduğunu bileceğiz. Tabi hidrojen yakıt olarak kullanılıyor. Bunu da hatırlayacağız. Peki helyuma bakarsak helyum HE diye yazıyor. Hidrojenden farklı olması için buraya bir tane daha küçük E harfi koyuyoruz ve Helyum nerede kullanılıyor? Zeplin balonlarda mesela kullanılıyor. Uçan balonlarda kullanılıyor. Lityuma bakalım. Üçüncü elementimiz burada lityumda ilk 18 elementin üçüncü elementi de lityum iyon pillerde veya ilaç yapımında özel olarak kullanılabiliyor. L ile gösteriliyor. Berilyuma baktığımız zaman Be ile gösteriliyor. Borsa sadece Be ile gösteriliyor. Şimdi berilyum bir kere uzay araçlarının yapımında kullanılan çok özel bir element. Dolayısıyla berilyum uzay araçlarında kullanılan özel bir element. Bora baktığımız zamansa ülkemiz bor açısından dünyadaki en fazla madenlere, rezervlere sahip ülke. Dolayısıyla o açıdan çok şanslıyız. Isıya dayanıklı cam üretimi, jet yakıtları ve benzeri birçok kullanım alanı var diyebiliriz. Karbona baktığımız zaman karbon, kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlarda yani fosil yakıtlarda bulunan en önemli madde hatta Karbon insan vücudunda, besinlerin yapısında da çoğunlukla karbon var diyebiliriz. Atom'a baktığımız zaman ne harfiyle gösteriyoruz? Karbonu C harfiyle gösteriyoruz. Unutmayalım. Karbonu C harfiyle İngilizcede çünkü carbon diye yazılıyor aslında. Oradan C harfi geliyor. Atom'a baktığımız zaman İngilizcede nitrojen diye yazılıyor. O yüzden burada N diye kullanıyoruz bunu. Azot da soğutmada, mesela klimalarda ve benzeri buzdolaplarında aynı zamanda tarımda da kullanılıyor diyebiliriz. Oksijen zaten oksijensiz yaşayamayız değil mi? Oksijen nefes almamız için çok gerekli. Nefes aldığımız zaman kanımızda oksijen olması gerekiyor. Dolayısıyla havada e, bulunan ve aynı zamanda yüzde %21 oranında havada bulunuyor. Ve bu arada azot da havada %78 oranında bulunuyor. Yani atmosferde 78 azot atmosferin %21'de oksijenle oluşuyor. Oksijen tüplerinde işte dalış yapan e, insanların kullandığı e, tüplerde ve benzeri bulunuyor. Oksijen O harfiyle gösteriliyor. Flor'a baktığımız zaman F harfiyle gösteriliyor. Mesela diş macunu yapımında ve benzeri kullanılabiliyor. Neona baktığımız zaman Ne ile gösteriliyor. Işık reklam panolarında kullanılıyor diyebiliriz. Peki diğer elementlerimize geçelim. Mesela sodyum. Sodyum Na ile gösteriliyor tuz yani sofra tuzunda NaCl sodyum klorürdür aslında. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Magnezyum baktığımız zaman Mg ile gösteriliyor. Sembolü Mg ve uçak yapımında, araba motoru yapımında magnezyum kullanılabiliyor. Alüminyuma baktığımız zaman alüminyumda Mutfak eşyaları yapımında kullanılabiliyor. Özellikle yine uçakların yapısına giriyor. Hafif metal olmasından dolayı. Silisyuma baktığımız zaman kumda özellikle çok bulunuyor. Zaten cam üretiminde kullanılıyor silisyum ve kilde bulunuyor diyebiliriz. Fosfora baktığımız zaman P sembolü ile gösteriliyor ve suni gübre yapımında özellikle kullanılıyor. Fosfor kükürte baktığımız zaman S sembolü ile gösteriliyor ee, ve kuru meyvelerde mikrop öldürücü olarak kullanılıyor ve klora baktığımız zaman e, CL ile gösteriliyor ve suların mikroplardan arındırılmasında kullanılıyor. Havuzlarda ve içme sularında kullanılabiliyor. Ve argona baktığımız zaman da ampul floresan yapımında kullanılan AR dediğimiz sembolle gösterilen bir elementimiz diyebiliriz. İlk 8 elementimiz bu şekilde. Peki bazı yaygın kullanılan elementleri de çok iyi bileceğiz. Mesela demir. Demir inşaatlarda inşaat malzemesi olarak kullanılıyor ki binalarımız sapasağlam durabilsin. Demiri de FE sembolüyle gösterebiliyoruz. Eee... Demiri de FE sembolüyle gösteriyoruz. Bakıra baktığımız zaman bakırı CU sembolüyle gösteriyoruz. CU sembolüyle gösteriyoruz. Ve süs eşyası, mutfak malzemesi, teller, elektrik telleri ve benzeri kullanılabiliyor. Altına baktığımız zaman AU ile gösteriliyor ve ziynet eşyalarının yapımında, mücevherlerin yapımında ve benzeri altın kullanılıyor. Civa'ya baktığımız zaman civa da HG sembolüyle gösteriliyor. Mesela termometre içinde kullanılan bu kırmızı sıvı aslında boya yüzünden kırmızı gözüküyor. Aslında civanın kendi renginde metalik renkte gözüken gri renginde bir e, sıvıdır diyebiliriz. Oda sıcaklığında sıvı olan tek metal aslında civadır diyebiliriz. Platine baktığımız zaman PT ile gösteriliyor. Diş hekimliğinde, tıpta, ortopedi alanında kullanılabiliyor. Allah korusun bir yerimiz kırıldığı zaman o kemik onarılamaz olduğu zaman platin takıyorlar. O sayede kemik gibi ee, yaşamımız boyunca o orada kalabiliyor bir şey olmadan. Kurşuna baktığımız zaman PB ile gösteriliyor. Özellikle akü imalatında çok kullanılıyor. Çinko ZN ile gösteriliyor ve mutfak eşyası ve pil yapımında kullanılıyor. Ee, gümüşe baktığımız zaman AG ile gösteriliyor. Yani e, ziynet eşyalarında özellikle kullanılan işte gümüş e, tepsi işte gümüş çaydanlık ve benzeri özel olarak e, güzel olan da mücevherlerde de ve benzeri kullanılan bir metaldir diyebiliriz. İyota baktığımız zaman I sembolüyle gösteriyor. Deniz ürünleri ve sofra tuzunda, iyotlu sofra tuzunda bulunuyor. Kalsiyuma baktığımız zaman CA ile gösteriyor. Kemik ve dişlerin yapısında da bolca bulunuyor. Kalsiyum diyebiliriz. Peki artık bileşik ve formüllerine bakalım. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bileşiklere bakalım. Bir de bunların formüllerine bakalım. Mesela su. Su nedir evladım benim? Su hayattır hocam. Harikasın gerçekten de su hayattır. Neden su insana hayat verir zaten? İnsan vücudunun yüzde kaçı sudur evladım benim? Yüzde 99. O abartma canım. O kadar olur mu? Yüzde 99. Yüzde dokuz olsa insan vücudu böyle jöle gibi olur zaten. İnsan vücudunun yüzde 65'e yakını, tabii bebeklerde bu daha fazla olabiliyor. Bazen de çok Yaşlandıkça azalabiliyor. e azalabiliyor. 165'e yakını sudur diyebiliriz. Dolayısıyla çok önemli bir birleşik bizim için. Hayatımızın temeli diyebiliriz. Mesela su H2O formülle gösteriliyor. Kullanım alanı zaten içme suyu, aynı zamanda tarım, hayvancılık, tarım oluşabilmesi için işte bitkilerin büyüyebilmesi için suya ihtiyacı var. Hayvanların yetişebilmesi için suya ihtiyacı var. Amonya baktığımız zaman NH3 ve amonya baktığımız zaman NH3 formülle gösteriliyor. Kullanım alanına baktığımız zaman boya, gübre, deterjan birçok yerde kullanılıyor diyebiliriz. Karbondioksit zaten bizim nefes verirken verdiğimiz gaz aslında bunu bitkiler kullanıyor fotosentez yapabilmek için. Yangın söndürme tüplerinde ve gazlı içecek gibi e, gazozlarda ve benzeri e, içeceklerin içerisinde bu köpüren e, bu baloncuklar çıkartan şey aslında karbondioksittir diyebiliriz. CO2 formülüyle gösteriyor. Sodyum klorür, sofra tuzu bizim ee, en önemli gıdalarımızdan bir tanesi tuzlama işlemi e, ile aslında diğer gıdaların korunmasını da sağlıyor. Kışın buz yollarının açılmasında da kullanılıyor. Tıpta, eczacılıkta ve benzeri kullanılabiliyor. Bizim de insan olarak zaten belli bir tuz miktarına ihtiyacımız var bir gün içerisinde. Hidrojen klorüre baktığımız zaman HCl formülle gösteriliyor ve tuz ruhu olarak biliniyor ve temizlik için kullanılıyor. Nitrik asit ise HNO3 sembolüyle gösteriliyor. Kezap ve gübre endüstrisinde kullanılıyor diyebiliriz. Şimdi geldik seninle beraber maddeleri fiziksel yöntemlerle bir araya getirebilir miyiz? Şimdi homojen karışım ve heterojen karışım yani maddeleri karıştıracağız seninle beraber. Şimdi maddeleri biz aslında maddeyi ikiye ayırıyoruz. Birincisi saf madde, birincisi saf madde, diğeri ise karışımlar. Saf madde ve karışımlar. Şimdi saf madde ve karışımlara baktığımız zaman saf maddeyi ikiye ayırıyorduk. Birincisi element, diğeri ise bileşikti. Karışımları da ikiye ayırıyoruz. Birincisi homojen karışımlar, diğeri ise heterojen karışımlar. Dolayısıyla biz şimdi karışımlardan homojen ve heterojenlere bakacağız. Homojen karışım deyince aklımıza hemen çözeltiler gelecek. Heterojen karışımsa adi karışımlar olarak biliniyordu. Şimdi salata mesela domates, salatalık, tuz bir araya getiriyoruz, böyle karıştırıyoruz. İşte bu heterojen bir karışım örneğidir diyebiliriz. Şimdi kolonyaya baktığımız zaman su, alkol birbirleriyle o kadar güzel karışıyor ki hangisi su, hangisi su, alkol anlayamıyorsun. Yani birbiri içinde çok güzel bir dağılım gerçekleştiriyor ve bunu kolaylıkla birbirinden ayıramazsın. Belli yöntemler lazım. Burada ise birazcık daha kolay yöntemlerle ayırabiliyorsun. Mesela domates salatalı domatesi içinde alıp koy, ayırabilirsin. İşte heterojen karışımlar homojen karışımın temel farklarından bir tanesi Maddeler birbiri içerisinde düzgün dağılım gerçekleştiriyorsa e, homojen karışım. Eğer düzgün dağılım gerçekleştirmiyorsa heterojen karışım oluyor diyoruz. Mesela kahve, su, şeker, kahve. Kahvenin telvesi nerede birikir? Aşağı çöker hocam. Harikasın kahvenin telvesi aşağı çöker İşte telve dediğimiz böyle partiküllü yapısı aşağıda olur dolayısıyla üst kısımları daha az telveli olur İşte düzgün homojen bir dağılım yok burada heterojen bir yapı var heterojen bir yapı var diyebiliriz aynı şekilde gazozla baktığımız zaman su şeker e, karbondioksit bunlar bir araya geliyor ve her yerinde düzgün bir dağılım gerçekleştiriyor bu da homojen karışıma örnektir diyebiliriz Mesela su alkol sıvı sıvı homojen karışımı örnek. Aynı şekilde su karbondioksit mesela sıvı gaz homojen karışımı örnek. Veya su şeker sıvı katı homojen karışımı örnek diyebiliriz. Şimdi geldik çözünme hızına etkilen faktörler. Şimdi yedinci sınıf tekrarımızda çözünme hızına etkilen faktörler de çok değerli. Özellikle mesela çözünme hızına etkilen faktörlerden... Birincisi tanecik boyutu. Mesela bir çay var diyelim. O çayın içerisinde bir toz şeker bir küp şeker Hangisi daha hızlı çözünür? Eee... toz şeker daha hızlı çözünür. Harika. Toz şeker çok daha hızlı çözünür. Çünkü zaten küçücük tanecikleri olduğu için aslında suyla hemen etkileşime girebilir. Ama Küp şeker ne olur? İlk başta etrafından dağılmaya başlar. Böyle yavaş yavaş dağılır. Yani etrafı böyle bir erimeye başlar. Sonra yavaş yavaş içine doğru girer ve sonrasında en sonunda artık ortasına doğru böyle kırılmaya başlar. Ama belli bir zaman alır. İşte aynı koşullar olmak şartıyla bak 50 mililitre su 50 mililitre su. su miktarı aynı. Su sıcaklıkları aynı. 20 derece Celsius 20 derece Celsius sıcaklığı aynı. Aynı koşullar olmak şartıyla ikisi de su bu arada madde cinsleri de aynı. Çözeltinin aslında çözücünün cinsleri de aynı. Bak bu çözünen e, tuz veya şeker, çözünen bu ise çözücü. Su genellikle çözücü olarak kullanılan evrensel bir çözücüdür diyebiliriz. Yani genellikle her yerde suyun içinde çözeriz özellikle deney yaparken ve benzeri. Burada mesela bu koşullar aynı olmak şartıyla toz şeker, küp şeker tanecik boyutu farkından dolayı soldaki daha hızlı çözünüyor. Şimdi bunu bileceğiz. Şimdi buna bakalım. Sıcaklığa baktığımız zaman 10 gram, 10 gram. Bak burada da 10 gram, 10 gramdı. 10 gram, 10 gram. 50 mililitre su, 50 mililitre su, çözücüler aynı, çözünenler aynı ve 40 derece, 10 derece. İkisi de toz şeker bu arada, tanecik boyutu da aynı. Bu 40 derece, 10 derece. Hangisi daha hızlı çözünür? Sıcak olan hocam. Harikasın. Sıcak olan daha hızlı çözünür. Çünkü sıcak olan tabii ki mesela sıcak çayın içerisinde e, şekeri çözmek çok daha hızlıdır. Buraya bakalım. Burada ise yorum yapalım yine. Yine 10 gram şeker, 10 gram şeker. Yine küp şeker olsun bunlar bu sefer. 20 derece, 20 derece. 50 mililitre su, 50 mililitre su. Burada ise karıştırıyoruz. Soldakini de karıştırıyoruz. İşte burada karıştırırsak karıştırmanın etkisiyle daha hızlı çözünür diyebiliriz. O zaman karıştırma olunca daha hızlı çözünür. E, tanecik boyutu küçük olunca daha hızlı çözünür. Ve sıcak olunca daha hızlı çözünür. Bunları bilirsen bütün karşına gelen soruları yapabilirsin. Şimdi deneydeki değişkenleri bulalım bak, beraber bakalım. Şimdi 100 mililitre 25 derece sıcak suya 20 gram küp şeker ilave ediyor. Burada ise 100 mililitre yine aynı şekilde su miktarları aynı, su miktarları aynı, e sıcaklıklar da aynı. 20 gram e, çözünen yani e, çözünen madde miktarları da aynı. Ama dikkat edin, küp şeker, toz şeker. Ha burada. Şeker de aynı, madde cinsleri de aynı çözünen ama küp ve toz olması sebebiyle tanecik boyutları farklı. İşte biz bu iki resim arasında fark olarak ne görüyoruz? Bence tanecik boyutu farklıdır hocam. Harikasın. O zaman tanecik tanecik boyutu farklıdır. Bağımsız değişkendir diyebiliriz. Bağımlı değişkense aslında ölçtüğümüz şey yani çözünme hızıdır diyebiliriz. Çözünme hızda bağımsız değişken. Kontrol edilen değişken dikkat edelim. Sıcaklıklar aynı. Çözücü madde cinsi yani su ikisinde de. Çözünen madde cinsi ikisinde de şeker. Ee, hatta çözücü maddenin miktarı 100 mililitre ikisi de. Çözünen maddenin miktarı da diyebiliriz burada ekstradan. Çünkü ikisinde de 20 gram diyebiliriz. Ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla bakalım. Teşekkürler hocam. Görüşürüz.